fidanda ekilmesi, biçilmesi, üretilmesi, eken, biçen ve üretenin de kazanması gereken bir planlama yapmak zorundayız. Bu çerçevede hareket ettiğimiz zaman herkesin kazandığı bir tarım dünyasını inşa etmiş oluruz. Şimdi seçimin gündeminde az önce ifade etti. Ekonomi aslında seçim bir an önce bitsin ve ekonomi toplumun bir numaralı gündemi olarak otursun. Çünkü ekonomiden büyük beklentiler var. Sayın Başkan, seçim olsa da olmasa da ekonomi zaten toplumun her dönem gündeminde olmak zorundadır. Çünkü bu ülkede esnaf var, sanayici var, çiftçi var, emekli var, işçi var. Hayatın her alanında insanlar var. Hayatın her alandaki insanların da huzurlu bir Türkiye'de yaşama ihtiyacı var. Bunun yolu önce ekonomiden geçiyor. Herkesin karnı doyacak ki dönüp komşuya baksın. Komşu aç mıdır, tok mudur? Eğer binlerce, milyonlarca işsizliğiniz varsa o ülkede huzuru sağlayamazsınız. Gelecek beklentisini köreltmiş olursunuz. Cumhuriyeti kuranlar şunu yapmışlar. Çiftçi aslında üretenler arasında en zor ayakta duran kesimdir. Çiftçiler en zor ayakta duran kesimdir. Nedeni şu. Diyelim ki otomobil üretiyorsunuz. Satılmazsa bozulmuyor. Bir köşede duruyor. 6 ay, 1 yıl, 2 yıl durabilir. İkinci el, üçüncü el satılır. Ama çiftçinin ürettiği ürünü uzun süre bekletme şansınız yok. Ürün var, elde ediyorsunuz. Eğer zamanda satmazsanız o ürün yok olacak. Ve çiftçi zarar edecek. Ayrıca milli kaybınız oluşacak ki eğer rakam büyürse milli olarak kaybımız çok daha fazla oluyor. Peki nasıl yapacağız? Çiftçiyi nasıl koruyacağız? Çiftçinin çünkü rekabet gücü yoktur. Çiftçinin bekleme gücü yoktur. O zaman nasıl yapacağız? Cumhuriyeti kuranlar bunu yapmışlar. Dünyadan örnekleri almışlar ve yapmışlar. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni kurmuşlar. Niçin? Çiftçi üretecek, getirip devlete satacağım. Son kuruşuna kadar satacağım. Alım belli mi? Belli. Maliyet belli belli. Kar belli mi? Belli. Fisko birlik. Fındık üretecek. Çaykur. Çay üretecek. Hayatın tarış. Ege'de ne üretiliyorsa onlar bir şekliyle alınıyor. Bunlar Cumhuriyet'in kurumlarıdır. Ve çiftçi böylece korunmuştur. Ve tarım ürünleri ihracatı bizim ihracatımız için de önemli bir değer olarak varlığını sürdürmüştür. Ama sonraları ne gerek var Fisko Birliği'ne denmiştir. Ne gerek var Çaykur'a? Ne gerek var Fisko Birliği'ne? Ne gerek var Toprak Mahsulleri Ofisi'ne? Bunların kapatılması lazım. Ve daha da ileri gidiyor Batı'nın egemen güçleri. Sayın Başkan'ın dediği gibi ya Türkiye'nin tarımla ne ilgisi var? Türkiye tarımdan çekilmeli nasihatleri yapılmıştır. Şeker pancarı. Niye üretiyorsunuz şeker pancarı? Hangi gerekçeyle üretiyorsunuz şeker pancarını? Bak nişasta bazlı şeker yapıyoruz biz. Maliyeti daha düşük. Üstelik hiç kimsenin yorulmasına da gerek yok. Biz bunu yapalım, size satalım demişlerdir. Ve bunlar Türkiye'nin gündemine gelip oturmuştur. Peki siyaset kurumu ne yaptı? Çiftçi mi dedi saman ithal edin? Çiftçi mi dedi şeker fabrikalarını satın? Çiftçi mi dedi Alpı Ovası'na efendim işte gidin termik santral kurun? Kim söyledi bunları? Ve kim yaptı? Siyasetten uzaklaşalım, gerçek gündeme dönelim. Doğrudur. Ama bunları dile getirdiğimiz zaman diyorlar ki niye siyaset yapıyorsunuz? Biz bunları söylemeyeceğiz de kim söyleyecek? Çiftçinin kazanması lazım. Tarlası var, ekmesi lazım. Kazanmayan bir çiftçi ne yapacak? Tarlayı ekmeyecek. İki Trakya büyüklüğünde alan, iki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyorsa bu çiftçi nasıl kazanacak? Kazanmadığı için ekmiyor. Çiftçi kardeşlerime şu soruyu sormak isterim. İki Trakya alanda verimli alan ekilmiyor ama Türkiye Cumhuriyeti hükümeti gidiyoruz Sudan'da binlerce dönüm arazi kiralıyor. Efendim ben burada ekeceğim. Türkiye'ye daha ucuza ithal edeceğim. Ne demektir bu? Hükümet çiftçiyle rekabet ediyor demektir. Hükümet çiftçisi, kendi çiftçisiyle, kendi vatandaşlar rekabet eder mi? Bunların dile getirilmesi lazım. Çiftçiler tarafından dile getirilmesi lazım.
Tamam, ben dile getiriyorum. Benim amcalarım çiftçiydi. Üretiyorlardı. Onların bulunduğu coğrafyada buğday ekerlerdi. Toprak mahsulleri ofisi de yoktu. Kendilerini geçirebilecekleri kadar bir tarlaları ve buğdayları vardı. Ama bugün tarım alanları büyüdü. Parçalanan alanlar parçalanmasın diye önlemler alındı. Yasal düzenlemeler yapıldı. Doğru mu? Bunların hepsi doğrudur. Böyle olması lazım. Ama çiftçinin sonunda kazanması lazım. Batı'nın egemen güçleri Türkiye üzerinde şöyle bir oyun oynuyorlar. Türkiye tarımdan tamamen uzaklaşsın, Türkiye tarımın dışına çıksın, 81 milyonu biz besleyeceğiz diyorlar. Yine bir rakam verdi Sayın Başkan. Çok değerli bir rakam aslında. Dünyada tarıma egemen olan dünyada 10 tane firma var dedi. E doğru. Niye Türkiye üzerinde bu hesaplar yapılıyor? Bunun için yapılıyor. Siyaset kurumunun görevine, siyaset milli ise kendi çiftçisinin hakkını korur. Ama nişasta bazlı fabrika yapacağım, onu üreteceğim, şeker pancarını yok edeceğim derseniz siz milli değilsiniz, kimse kusura bakmasın. Benim milliyetçilik anlayışım önce benim insanım kazanacak. Benim insanım üretecek. Benim insanımın karnı doyacak. Budur. Ve şu soruyu her çiftçinin kendisine sorması lazım. Her çiftçinin. İster doğuda, ister batıda, ister güneyde, nerede yaşıyorsa yaşasın. İster Eskişehir'de, ister Rize'de. Şu soruyu sorması lazım. Konya'dan küçük bir Hollanda devleti nasıl oluyor da Türkiye'nin en az 10 kat daha fazla tarım ürünü ihraç ediyor? 18 milyar dedi. 185 milyar dolar bildiğim kadarıyla Hollanda'nın tarım ürünü ihracatı. Nasıl oluyor da Konya'dan küçük bir devlet bu kadar tarım ürünü ihraç ediyor? Devasa bir Türkiye, bırakın kendisini beslemeyi, dışarıdan buğday alıyor, nohut alıyor, arpa alıyor, mercimek alıyor, baklava alıyor, her şeyi alıyor, saman da alıyor, canlı hayvan alıyor, et alıyor. Demek ki bir şeyler yanlış gidiyor. Demek ki bir şeyler yanlış yapılıyor. Yanlışın birinci ayağı ne? Birinci ayağı şu. Tarımı egemen güçlere teslim ederseniz baştan yanlış bir adım atmış olursunuz. Şu anda tarım egemen güçlerin kontrolü altında. Tarım Bakanlığı var diyoruz. Doğru. Tarım Bakanlığı var. Adlı şanlı Tarım ve Orman Bakanlığı var. Tarım Bakanlığı'nın görevi nedir? Tarım arazilerini korumaktır. Oralarda verimli üretimin olmasını sağlamaktır. Peki bir Tarım Bakanlığı düşünün, Alp Ovası ile ilgili karar alıyor, bu arazide diyor, fabrika yapılabilir diyor. Türkiye'nin en verimli arazi. Santral yapacağım buraya diyor. Yönetmeliği değiştiriyor. Tarım Bakanlığı tarımı yok etmek için çalışıyor. Sorunumuz da zaten buradan kaynaklanıyor. Seçim olsun olmasın, bunların zaten dillendirilmesi lazım. Çiftçi üretmediği takdirde 81 milyonu nasıl besleyeceksiniz? Canlı hayvan. Ya bir dönem Türkiye Orta Doğu'yu beslerdi. Orta Doğu'yu besleyen Türkiye'ye ne oldu? Hangi gerek? İnsanımız var. Aynı insan. Güneş aynı güneş. Ovalar aynı ovalar. Su aynı su. Deniz aynı deniz. Farklı olan ne? Bir şey. Siyaset. Farklı olan siyaset. Çiftçinin ekmemesi için, üretmemesi için farklı bir politikayı Türkiye'nin gündemine getiriyorlar. Sizi yeni bir olaya götüreyim. Doğanşehir'e götüreyim. Malatya'nın Doğanşehir ilçesine götüreyim. Çiftçi traktörüne biniyor. Tarlasına gidiyor. Büyükbaş hayvanları var, onlarla uğraşıyor. Ekiyor, biçiyor. Çok sayıda kayısı bahçesi de var. Yani binlerce dönüm kayısı bahçesi de var. Ama bir şeye teslim olmuş. Faize. Borç almış, borçlar katlanarak gidiyor. Biniyor traktöre, geliyor Ziraat Bankası'na. Diyor ki, borcumu yeniden yapılandırın. Bu faizi ödeyemiyorum, taksitlendirin. Yapmıyorlar, kendisine benzin döküyor ve yakmak istiyor kendisini. 21. yüzyılın Türkiye'sine bu yakışıyor mu, yakışmıyor mu? Bütün çiftçi kardeşlerimin insafına teslim ediyorum bu olayı. Ha diyeceksiniz ki, ey Kılıçdaroğlu sen güzel konuşuyorsun da sen
İktidara gelirse ne yapacaksın diye. Parlamentoda çoğunluğun olursa ne yapacaksın diye. İlk yapacağım işlerden birisi çiftçinin faiz borçlarını tamamen sıfırlamak. Tamamen. Üretiyor mu? Üretiyor. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Kendi yandaşlarına gelince hem ana parayı hem faizi siliyorlar. E ben de çiftçinin faiz borcunu sileceğim. Ne var bunda? Çiftçi ne yaptı? Ana parayı aldı, ne yaptı? Üretti. Kazanamıyorsa kim için kazanamıyor? Kim çiftçinin kazanmasının önüne engel koyuyor? Siyaset kurumu. Çiftçinin üretmesi lazım. Üretmesi hep beraber kaybedeceğiz. Bunun hepimiz tarafından bilinmesi lazım. Neden Türkiye bu hale geldi? Tarımda niye bu hale geldi? Çünkü planlama yok. Planlama yok. Oysa iyi çalışan bir ülkede, demokrasisi gelişen bir ülkede, siyaset kurumunun ayaklarının yere bastığı bir ülkede sağlıklı bir planlama yapılır. Kim neyi ekecek ve kazanacak? Bir çiftçi bir yıl önceden neyi ekeceğini ve neyi nasıl kazanacağını bilirse gider eker ve sonunda da o parayı kazanır. Peki bizde planlama var mı? Hayır, planlama yok. Demek ki önce planlama yapacağız. Herkesin kazanacağı bir planlama yapacağız. Birisine diyeceğiz ki sen buğday, sen mercimek, sen nohut, sen bakla, sen mısır ekeceksin. Herkesin alanı olacak. Bölgenin özelliğine göre, toprağın özelliğine göre. Ve herkes üretecek ve herkes kazanacak. Böyle bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. Tarım artık eski tarım değil. Tarımın da teknolojiyle tanışması lazım. Konya'dan küçük Hollanda eğer 185 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyorsa teknolojiyle tarımı buluşturduğu iş. Yeni teknoloji, tarım teknoloji liseleri kurmak zorundayız. Çiftçinin eğitilmesi lazım. 5 yıl içinde bütün kırsalda ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni ve veterinerin olması lazım. Niye okuttuk biz ziraat mühendisi yaptık? Niye ziraat teknisyeni yaptık? Niye veterineri yaptın? Şehirde otursun diye mi? Evinde otursun diye mi? İşsiz kalsın diye mi? Kırsal var. Görevlendireceksiniz. Toprak analizi yapacak. Hangi topraktan en iyi verimi, en çok verimi alacak? Onu size getirecek, önünüze koyacak. Ziraat odaları, onlarla beraber çalışacaklar. Çiftçinin sorumlu ziraat odası başkanı dile getirecek. E şimdi siz bunları yapmazsanız nasıl tarımda Türkiye'yi dünya ligine çıkaracaksınız? Ziraat mühendisinin olmadığı, veterinerin görev yapmadığı, ziraat teknisyeninin olmadığı bir köyde ne üretilecek ve nasıl üretilecek? Eski alışkanlıklarımızın üstüne çıkmak zorundayız. Yeni şeyler yapmak zorundayız. Yeni gelişmeleri izlemek zorundayız. Eğer bunları yapmazsak Türkiye'yi büyütemeyiz. Traktörü hacizli olan çiftçi, tarlası hacizli olan çiftçi, Adapazarı'nda bir köyün tamamı hacizdi. Köyün topraklarının tamamı hacizdi. Bize geldiler. Köyü banka satacak. Dedi ki meraklanmayın. Arkadaşları görevlendirdi. Gittiler bankayla, banka genel müdürüyle görüştüler. Uzun pazarlıklar yapıldı ve ondan sonra köyü bankanın elinden kurtardı. 21. yüzyıldan söz ediyorum değerli arkadaşlarım. 19. 17. 16. yüzyıldan söz etmiyorum. 21. yüzyılda eken kişinin zarar ettiği ve mallarını elinden çıkardığı, çıkarmak zorunda olduğu bir Türkiye'den söz ediyorum. Bunları yapmak zorundayız değerli arkadaşlar. Sayın Başkan dedi ki önümüzdeki 10 yılı 15 yılı planlamalıyız. Sayın Başkan, Türkiye'de yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Zaten sorunumuz orada. Siz 10-15 yıldan söz ediyorsunuz. Batı'nın gelişmiş ülkeleri 10-15 yıldan değil. Önümüzdeki 50 yıl ve 100 yıl sonra ne olacak? Ondan söz ediyorlar. 50 yıl sonra dünya nereye gidecek? 100 yıl sonra dünya nereye gidecek? Bundan söz ediyorlar. OECD'nin verilerine göre, son verilerine, açıklamalarına göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, merkezi Paris'te, Türkiye'de onun üyesi. Diyor ki, bugün okula gidenler çalışma yaşına geldiklerinde okudukları alanın %65'i yok olacak. Yani o alanda
Meslek kalmayacak. Dünya bu kadar hızla değişiyor. Türkiye bu hızlı değişimi izliyor mu? Ekonomi nereye gidiyor? Sanayi nereye gidiyor? Tarım nereye gidiyor? Bunu izliyor mu? Hayır, yeteri kadar izlemiyor. Kendi kendine yeterli ülkelerden birisiydik. Nüfusumuzu besliyorduk. Şimdi dışarıdan ithalat yapıyoruz. Neden? Efendim dışarısı daha ucuz veriyor. Daha ucuz verir. Senin tarımını nasıl çökertecek? Daha ucuz. Ben sana niye ekiyorsun diyor. Ekme diyor bunu. Sana daha ucuz vereceğim diyor. Niçin onlarda daha ucuz? İşçilik mi ucuz? Hayır. Asgari ücretle bizim genel müdürün maaşını alıyor. Ziraat mühendisi müsteşarın maaşını alıyor. Nasıl oluyor da ucuz? Çünkü onlarda teşvik var. Tarıma teşvik var. Tamam diyor, sen üret diyor. Teşviği her türlü vereceğim. Dışarıya da sat diyor istediğin gibi. Bizde de bir kanun var. Tarım kanunu. Madde 21. Diyor ki her yıl milli gelirin %1'i oranında tarıma teşvik verilir. Milli gelirin %1'i oranında. Verildi mi? Hayır. Ne zaman çıktı bu kanun? 2006'da. Şimdi hangi yıldayız? 2018. Defalarca söyledim. Bir çiftçi çıkıp, yürekli bir çiftçi çıkıp veya bir oda çıkıp dese ki arkadaş ben hakkımı istiyorum. Kanunu niye uygulamadınız? Şu kadar zararım var, şu kadar teşviği bana verin. Dava açsa kazanacağım. Dava açamıyor kimse, korkuyor. Çekiniyor dava açmaktan. Ya başıma bir bela gelirse? Sonra ne diyoruz? Bizim memlekette demokrasi var diyoruz. Hangi demokrasiden söz ediyorsunuz bana? Hakkını aramaktan korkan bir yapı varsa bir ülkede, o ülkede demokrasi var mı? Demokrasi yoktur. Hepimize görev düşüyor. 24 Haziran'da hepimize görev düşüyor. Ben görevimi yapmaya çalışıyorum. Eğridir veya doğrudur, yanlıştır. Kavgadan uzaktayım. Kavga etmek istemem hiç kimseyle. Şu olabilseydi bizde ne kadar güzel olurdu. Seçime girecek liderler bir televizyon programında yan yana gelselerdi. Vatandaşlar da soru sorsalardı, onlar da cevabını verselerdi. Ve vatandaş da ya bunların içinde şu daha iyi düşünüyor deyip gidip oyunu ona göre verseydi. Daha güzel olmaz mıydı? Daha barışık bir Türkiye olmaz mıydı? Daha huzurlu bir Türkiye olmaz mıydı? Hep beraber gideceğiz, oturacağız. Ben tarım konusunda şunu yapacağım, öbürü diyecek şunu yapacağım. Akıl akıldan üstündür. Belki ben yanlış düşünüyorum da o doğru düşünüyor. Böyle bir uygulama yok. Yapmıyoruz diyorlar. Yan yana gelmeyeceğiz diyor. Yan yana gelmezsek, beraber oturup konuşmazsak, ülkenin sorunlarını tartışmazsak, bir kişi her şeye karar verirse bu ülkede huzur olur mu? Bu ülkede demokrasi olur mu? Değerli arkadaşlarım, Fisko Birliği yeniden canlandıracağız. Fisko Birliği, Tarişi, Toprak Mahsulleri Ofisi'ni, Çiko Birliği, Çaykur'u yeniden ayağa kaldırmak zorundayız. Çiftçiyi gerçekten bu ülkenin efendisi haline getirmek zorundayız. Köylere bakın, genç kalmadı köylerde. Genç kalmadı. 65 yaş ve üstü var köylerde. Niye gençler kalmıyor? Ne yapacak? Ne yapacak genç köyde? Ekiliyor, zarar ediyor. Geçinemiyor. Büyük kentlere gidince hayatını mı kurtarıyor? Hayır. Büyük kentlerin varoşlarında asgari ücretle iş buldu buldu. Bulamadıysa hayatı perişan oluyor. Hayatı perişan oluyor. Buyurun Almanya'nın köylerine gidin. Buyurun İsviçre'nin, İsveç'in, Hollanda'nın köylerine gidin. Her şey var. Her şey var. Hepsi kazanıyor. Biz köyleri boşalttık. Anadolu'nun içini de boşalttık. Anadolu'nun içi de boşaldı. Bakın milletvekili listelerine. Bir dönem Erzurum'da kaç tane milletvekili çıkardı? Şimdi kaç milletvekili çıkarıyor? Kayseri'ye bakın. Sivas'a bakın. Bütün Anadolu'nun içi boşaldı. Nereye? Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e. Bu Anadolu bizim Anadolu'muz değil mi? Bu topraklar bizim toprağımız değil mi? Niye burada sanayi yok? Niye tarım yok burada? Bakın bir örnek vereyim. Dünyanın tek kokulu yeşil mercimeği Yozgat'tadır. Yozgat'tadır. Biz o yeşil mercimeği yok ettik. Dünyanın göz bebeği.
Bunu tanıtmak zorundaydı. Başkan çok güzel bir şey söyledi. En temiz topraklar bizde diye. Evet, en temiz Avrupa'nın tarımda en temiz toprakları bizde. Bu coğrafyanın değerini bilmiyoruz. Bu kadar temiz toprakları kullanmasını bilmiyoruz, üretmesini bilmiyoruz ve satmasını da bilmiyoruz. Tarımla sanayiyi buluşturmak zorundasınız. Tarımla sanayi buluşursa katma değeri yüksek ürüne dönüşür. Daha fazla kar elde ederiz. Daha çok gelir elde ederiz. Herkes kazanır ondan. Bunları yeteri kadar gerçekleştiremiyoruz. Çiftçiye mazotu. Dedik ki 3 liradan vereceğiz. Kıyamet kopardılar. Vay nasıl verirsiniz? 2,5 liradan veriyoruz dedi Tarım Bakanı. Sağ olsun bizim Muharrem İnce Bey de bindi traktöre gitti benzin istasyonuna. Doldur bakalım ben çiftçiyim dedi. Doldur bakalım kaça dolduruyorsun? 5 lira 71 kuruş muydu? 5 lira 71 kuruş. Tarım Bakanı mazottan haberi yok. Allah aşkına Tarım Bakanı mazottan haberi yok. Çiftçiye mazotun kaça satıldığından haberi yok. Sonra bu kişi Tarım Bakanı ve tarım politikalarını belirleyecek. Bana bir Allah'ın kulu çıksın desin ki Türkiye'nin tarım politikası şudur. Ben öğreneyim. Ben mesela bilmiyorum. Gelecekte ne yapacaklar? Hangi planlamayı yapacaklar? Biz ucuz vereceğiz dediğimiz zaman kıyameti kopar. Herkes gider ben çiftçiyim de. Ya kardeşim bu ülkede bir çiftçi kayıt sistemi var. Kimin kaç dönüm toprağı var, arazisi var belli. Neyi ektiği belli zaten. Ona göre vereceksin sen. Sanki böyle bedava dağıtacakmışız gibi. Hayır yok öyle bir şey. Kaldı ki 3 liradan verdiğimiz zaman kimse de zarar etmiyor. Biz de biliyoruz bu petrol dışarıdan geliyor. Dolar verdiğimizi biz de biliyoruz. Rafineriye gelir orada işlenir biz de biliyoruz. O rafinerinin kar elde etmesi lazım onu da biliyoruz. Oradan benzinin mazotun kamyonlarla benzin istasyonuna gitmesi lazım onu da biliyoruz. Kamyon şoföründe benzin İstasyonu sahibinde kar elde etmesi lazım. Onu da biliyoruz. Niçin? ÖTV'siz ve KDV'siz vereceği. Hiç kimsenin karına dokunmuyoruz. Herkesin kazanması lazım. Kazanmasa bu petrolü o zaman nasıl satacaksınız? Rafineri o zaman durur. Herkesin kazandığı bir düzeni kurmak zorundayız. Herkesin kar elde ettiği bir düzeni kurmak zorundayız. Bunu yapmazsanız olmaz. Ha siyaset. Kavga alanının dışına çıkmak zorunda siyaset. Sen böyle yaptın, ben böyle yaptım. Alanın dışına çıkmak zorunda siyaset. Siyasetin amacı şu olmalı. Ben önümüzdeki 5 yıl içinde şunu, 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 şunu yapacağım. Yapmazsan vatandaş diyecek ki kusura bakma arkadaş. Sen yapamadın. Seni gönderiyoruz. Bakalım yapacak bir adamı getirelim. Bizim istediğimiz bu. Futbol takımı tutar gibi parti tutmamak gerekiyor. Futbol takımı tutar gibi ben falan partiyi tutuyorum. Parti yanlış bir şey yaparsa gene tutuyorum. Yanlış yaparsa millet bedelini ödüyor arkadaşlar. Bedelini millet ödüyor o zaman. Evde hata yapılırsa aile öder. Siyasetçi hata yaparsa toplum öder. Kural budur. Toplum öder. Yanlış bir politika uygularsanız batırırsınız her şeyi. O açıdan hepimizin hem gelişmeleri hem geleceği iyi düşünmesi lazım. Tarım teknoloji liseleri kuracağız dedim. Tarım teknoloji liseleri. Tarım teknoloji liseleri kuracağız ki tarımla teknolojiyi birleştireceğiz. Daha az toprakta daha fazla ürün elde edeceğiz. Bizim sadece bu anlamda değil. Dünya anlamında da bizim bir önerimiz var. Dünya anlamında da. Dünya Tarım Fonu kurulmalı. Dünya Tarım Fonu. Niçin kurulmalı? Efendim tarım ürünü fazla imha ediyorlar. Dünyanın yarısı da aç kardeşim. Dünya Tarım Fonu'nu kurarsınız, fazla ürünü alır, aç ülkelere gönderir, insanlara gönderir. Dünyada herkesin karnı doyar. Milyarlarca insan aç, milyarlarca. Bizim projelerimiz onların hayal edemediği projelerdir. Bizim projelerimizin kaynağında insan var. Rant yok. Altını çiziyorum. İnsan var. Rant yok. Deniyor ki efendim köprü yaptık, yol yaptık.
Dünyanın hiçbir başbakanı ben köprü yaptım, yol yaptım diye övülmez, bunu ayıp sayar. Zaten köprü yol yapmak zorundasınız ya. Yol yapmayan, köprü yapmayan bana bir tane hükümet gösterin. Bir tane hükümet gösterin. Ama siz Eloğlu'nun düşündüğü gibi, onlar ne düşünüyorlar gelişmiş ekonomiler? Uzaydaki altını ben kendi ülkeme nasıl getiririm diyor. Onun hesabını yapıyor. Falan ülkenin tarımını çökertip kendi çiftçim oraya nasıl ürün satar? Onun hesabını yapıyor. Ve çiftçi kardeşim şunu da düşünsün. Bu ülkenin tarım bakanına, Fransa Tarım Bakanı, Fransa tarımına yaptığı katkı dolayısıyla şövalye madalyası verdi. Bir daha söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanı'na, Fransa Tarım Bakanı, bizim Tarım Bakanı'nın Fransa tarımına yaptığı katkı dolayısıyla şövalye nişanı verdi. Daha ne söyleyeyim ben? Sizden tek isteğim var. Tek isteğim. Sandığa düşünerek gidin. Sandığa düşünerek gidin. Bu treni kaçıramayız. Dijital dünyayı kaçırırsanız her şeyi kaçırırsınız. Hepimiz sandığa gideceğiz. Türkiye'nin geleceği için oy kullanacağız. Bunu yaparsak Türkiye'nin geleceğini, 50 yıl, 100 yıllık geleceğini düşünene ve planlayana ve neyi nasıl yapacağını bilene oy verirseniz Türkiye kısa sürede bütün bu sorunlarını aşar. Hepsini aşar. Ha başka bir şey olursa hep beraber yaşayacağız. Ben yine buraya geleceğim. Yine oturup konuşacağız. Yanlışın bu topluma çıkardığı faturaların neler olduğunu siz de göreceksiniz, ben de göreceğim. Ha zararı kim çekecek? Zararı en çok üretenler çekecek. Fabrikada üreten, tarlada üretenler çekecek. Ben hiçbir zarar görmeyeceğim. Maaşımı alacağım ki onu da siz ödüyorsunuz zaten. Maaşımı alacağım. Çocuklar büyüdü zaten. Biz derdimiz yok ki. Ama sizin toprağınız var, ekiyorsunuz. Ve kazanmak zorundasınız, geçinmek zorundasınız. Çocuklarınızı büyütmek zorundasınız, torunlarınızı büyütmek zorundasınız. Ne olacak o zaman bu memleketin hali? Söz verdik, şeker fabrikalarının tamamını gene geri alacağız. Şeker fabrikalarının tamamını. Doğu Güneydoğu'da 135 fabrika kuracağız. Devlet kuracak fabrikayı. 135 fabrika. Terörü nasıl bitireceksiniz? Aç adamların gezdiği bir Türkiye'de siz barışı nasıl sağlayacaksınız? Huzuru nasıl sağlayacaksınız? Herkesin karnının doyması lazım. Herkesin iş aş sahibi olması lazım. Herkesin güler yüzlü olması lazım. Kimlik siyaseti olmaması lazım. İnanç siyaseti, yaşam tarzı siyaseti olmaması lazım. İnsansak hepimiz başka bir insana karşılaştığımızda saygı göstermek zorundayız. O bana saygı gösterecek, ben de ona saygı göstereceğim. Ortak değerlerimiz var, onları büyütmek zorundayız. Bu çerçevede çalışırsak hepimiz kazanırız. Hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanımıza. Toplantımızın bundan sonraki bölümü basın mensubu arkadaşlarımıza kapalı olarak devam edecek. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.